Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TET Fizik kampımızın soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Isı ve sıcaklık test 8. Yani bu testle birlikte ısı sıcaklığı bitiriyoruz. Genleşme kısmına geçiyoruz. Birbirinden güzel 8 tane soru var. Ben hazırım, sen de hazırsan yüksek bir enerjiyle çözümlerimiz başlasın efendim. Aşağıdaki tabloda KL ve M metallerine ait ısı kat katsayıları verilmiştir. Elif bu metalleri kullanarak boyutları aynı olan 3 tane termometre tasarlıyor ve bu termometreleri aşağıdaki gözlemlerde kullanmak istiyor. Buna göre Elif yapacağı gözlemlerde hangi metalden yapılan termometreleri kullanırsa daha doğru bir gözlem yapmış olur diyor. Şimdi birinci çalışma metal atölyesinde demir ve alüminyumun erime sıcaklıklarını tespit etmek istiyor. İkinci çalışma kalorifer kazanındaki anlık sıcaklık değişimlerini gözlemlemek istiyor. Özellikle ikinci çalışmaya baktığımda sıcaklık değişimlerini anlık olarak gözlemlemek istiyorsa ısı iletim katsayısı en yüksek olan M metali tercih etmesi gerekiyor. Isı iletim katsayısı yüksek olduğu için sıcaklıktaki küçücük bir değişimi bile termometre hemen gösterecek. Yani biz ikinci çalışmada kesinlikle M termometresini tercih etmemiz gerekiyor. Şimdi birinci çalışmada demir ve alüminyumun erime sıcaklıklarını tespit edecek. K'yı da kullanabilir, L'yi de ya da M'yi de kullanabilir. Ama şıklara baktığımda iki tane aynı metali hiçbir zaman kullanmamış. O zaman ikinci en kullanışlı metal tabii ki de K metal olacaktır. Çünkü ısı iletim katsayısı düşük olan metal bizim için çok tercih edilen bir metal olmaz. Yani adam ısı iletim katsayısı düşük olduğu için sıcaklık değişimlerini bize yansıtmakta zorlanıyor. Dolayısıyla biz bunu tercih etmeyeceğiz. Kısmen daha iyi olan K metalini tercih edeceğiz. O zaman birinci çalışmada K, ikinci çalışmada M sorumuzun cevabı E şıkkı oldu. Ve geldik ikinci soruya. Bu testin en yorumlanması zor sorularından hani tabiri caizse en baba sorularından bir tanesidir. Yanlış yaptıysan üzülme. Şimdi sana mantığını güzel bir şekilde anlatacağım. Sıcaklıkları sırasıyla 30 santigrat, 40 santigrat ve 50 santigrat olan X, Y, Z cisimleri ısıca yalıtılmış bir ortamda ısı alışverişi yaptıklarında denge sıcaklıklarının 40 santigrat olduğu ve cisimlerin iç enerjilerinin değiştiği biliniyor. Buna göre cisimlerin ısı sıralarıyla ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi bizim 3 tane cismimiz var. Bir tanesi X, bir tanesi Y ve bir tanesi Z. Bunların ilk sıcaklıklarını soru bana söylüyor. Xinkisi 30 demişti, Y'ninkisi 40 demişti, Z'ninkisinin de 50 olduğunu söyledi. Ve soru da bana dedi ki, bu cisimlerin iç enerjilerinin değiştiği biliniyor dedi. Şimdi iç enerjinin değişmesi ne demek? Yani madde ya enerji almış, ya da enerjisini kaybetmiştir demek. Şimdi enerji almak, ısı almak anlamına geliyor. Enerji kaybetmek, ısı vermek anlamına geliyor. Yani bunlar. 40 derecede buluştular ama bunların hepsi ya ısı aldı ya ısı verdi. Sorunun burada vurgulamak istediği tam olarak budur. Şimdi diyeceksin ki hocam Y zaten 40'tı. Hala 40. Yani denge sıcaklığı 40. Y de mi burada enerji aldı ya da enerji kaybetti? Evet. Çünkü soruda iç enerjileri değişiyor diyor. Hocam 40'tan 40'a ne oldu o zaman? Y maddesi hal değiştiriyor. Hal değiştirirken maddelerin sıcaklıklarının değişmeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla hal değişimi esnasının şu bölge olduğunu yani sıcaklığın değişmediğini biliyorum. Y maddesi eğer dışarıdan enerji alarak hal değiştirdiyse sağa doğru gidiyordur. Eğer dışarı enerji vererek yani ısı kaybederek hal değiştiriyorsa o zaman sola doğru gidiyordur. Yani ben burada Y maddesinin ısı alan mı ısı veren mi olduğu hakkında bir bilgiye sahip değilim. Sadece Y'nin de ısı alışverişine dahil olduğunu biliyorum. Hepsi o kadar. Şimdi biz 40 derecede buluştuğumuza göre X kesinlikle ısı almış, 40 olmuş çünkü. Z de kesinlikle ısı kaybetmiş. Yani o da 50'den 40'a inmiş. Ama Y'nin ısı aldığını ya da verdiği ikisi de olabilir. Yani bilmiyorum tam olarak. Şimdi Q alınan biliyoruz ki biz Q verilen'e eşittir her zaman. Alınan ısı yani alınan enerji verilen enerjiye eşittir diye biliyoruz. Şimdi eğer Y de burada alan tarafta ise yani ısı almış, enerji almış Dolayısıyla sağa doğru gidiyor enerji alıyorsa. Eğer Y de alan taraftaysa X ile Y ikisi almış oluyor. Z de onlara vermiş oluyor. Yani alınanlar QX artı QY oluyor. Verilen ise sadece Z oluyor. Z onlara veriyor. Eğer Y ısı veren tarafındaysa yani sola doğru gidiyorsa o zaman kime dahil oluyor? Z'ye dahil oluyor. Yani o da ısı kaybediyor. O da enerji kaybediyor. O zaman ısıyı verenler QY artı QZ oluyor. Bu ikisinin toplamı Qx'e eşit oluyor. Şimdi bizim burada kesin yapabileceğimiz bir tane yorum var. Eğer burada Y işin içerisine girmeseydi yani Y'nin enerjisi değişiyor diye soru bize vurgulamasaydı. Biz Y'yi işleme dahil etmeseydik o zaman Qx eşittir Qz olacaktı değil mi? Yani Y diye bir şey olmasaydı eğer Qx Qz eşit olacaktı. Şimdi Q nedir? Mc delta T. Şimdi m çarpı c x çarpı x'in sıcaklığındaki değişim 30'dan 40'a yani 10 eşittir MZ çarpı c z çarpı z'nin sıcaklığındaki değişim yani 50'den 40'a o da 10. Dolayısıyla buradaki onlar gittiği için biz diyecektik ki x'in ısı sırası z'nin ısı sırasına kesinlikle eşittir diyecektik ama y sıfır olmadığı için bu kesinlikle eşit değildir diyoruz. Eğer y sıfır olsaydı kesinlikle eşit olacaktı. Y sıfır olmadığı için bu da kesinlikle eşit değil. Yani soru bize diyor ki bak x'in ısı sırası z'ye eşittir diyor. Kesinlikle yanlıştır bu. Eğer burada y alınan ya da verilen olmasaydı, yani iç enerji değişimi yaşanıyor diye bir uyarıda bulunmasaydı, biz derdik ki y'nin sıcaklığı değişmedi. Dolayısıyla y 40'ken 40 kaldı, y işin içerisine girmedi. Y işin içerisine girmeyince şu ifadeyi yazabiliyoruz. O zaman da bu birbirine eşit oluyor. Yani bu kesinlikle doğru oluyor. Ama Y işin içine girdiğinde bu kesinlikle yanlış oluyor. Çünkü QX ve QZ asla eşit olamaz. Ya QZ QX'ten büyük oluyor ya da QX QZ'den büyük oluyor. Eşitlik ihtimali yok. Bu %100 yanlıştır. Sonuç cevabı değişiktir. Isı çayıltılmış bir kabın içerisine yerleştirilen X ve Y cisimler arasında şekilde gösterilen yönde ısı akışı gerçekleşmektedir. Kapta hava olmadığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Hava da yok bir şey de yok. O zaman X'ten Y'ye ısı nasıl geçecek? Sonuçta bunlar birbirine temas etmiyor. Ortamda hava da yok. Isının 3 tane iletim yöntemi var. Bunlardan birisi iletim yöntemi katılarda oluyor. İkincisi konveksiyon yöntem. Konveksiyon yöntem de sıvılarda sıvı yazalım şöyle ve gazlarda etkili oluyor. Üçüncü yöntemimiz ısının ışıma yoluyla aktarımı yani ışının elektromanyetik dalga yöntemiyle aktarılmasıdır. İşte kızılötesi ışınlarla yayılmasıdır diyebilirim mesela. Şimdi burada hava yok dolayısıyla konveksiyon yöntem çalışmayacak. Şimdi maddeler birbirine temas etmediği için iletim yöntemi de çalışmayacak. Bunlar çalışmaz sadece ışıma yapar. Yani X'in sıcaklığı olduğu için etrafına böyle kızılötesi ışınlar yayar, Y de ışınlar yayar derken bunlar arasında ısı alışverişi ışıma yöntemiyle gerçekleşir. Şimdi diyor ki x'in x ilk sıcaklığı y'den fazladır. Isı transferi her zaman sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğrudur. Her zaman. Yani bunların kütleleri ne olursa olsun, öz ısıları ne olursa olsun hiç önemli değil. Ben diyeceğim ki x'ten y'ye doğru ısı geçmiş. O zaman kesinlikle x'in sıcaklığı y'nin sıcaklığından fazladır. Yani bu %100 doğru. Diyor ki ısı konveksiyon yoluyla aktarılmıştır. Hayır. Ortamda sıvı ya da gaz olmadığı için Hava yok sıvı da yok. Bu olmayacak. X'in ve Y'nin iç enerji değişimleri eşittir. Şimdi iç enerji değişimi ne demek? X burada ısı kaybediyor. Isı kaybetmek enerji kaybetmek demektir. Dolayısıyla X veriyor. Y de burada alıyor. Ve Q alınan Q verilene eşittir. Yani ortam ısıca yalıtılmış olduğu için. ısı alışverişi sadece X ile Y arasında gerçekleştiği için. X'in ısı kaybetmesi enerji kaybetmesi demektir. Yani X E'ye kadar enerji kaybediyorsa bunu Y'ye aktardığı için Y'de E'ye kadar enerji kazanıyor. X'in enerjisindeki değişim de E'ye kadardır. Yani azalmak, artmak fark etmiyor. Yani değişim E'ye kadar. Y'nin de enerjisindeki değişim E'ye kadardır. Dolayısıyla iç enerji değişimleri eşittir. Bu doğru cevabımız E şıkkı oldu. Mutfak masasında kahvaltı yapan Çağdaş, sıcak sütün bulunduğu bardağın içine sıcaklığı sütün sıcaklığından daha düşük olan metal bir kaşık koyuyor. Mutfak ortamının sıcaklığı sütün sıcaklığından küçük, kaşığın sıcaklığından büyük olduğuna göre... Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Hemen buraya bir tane bardak çizelim. Bunun içerisine süt koyalım. Sütün sıcaklığı yüksek diyelim 90 derece olsun. Bunun içerisine bir tane de kaşık koyduğumuzu söylemişti. Kaşığı da şöyle yapalım. Yukarıdan şöyle biraz da sütün içinde, biraz da sütün dışında olan bir tane şöyle kaşık yapmaya çalıştım. Şimdi mutfak ortamının sıcaklığı sütün sıcaklığından küçük diyor. Ama kaşığın sıcaklığından büyük diyor. Diyelim mutfağın sıcaklığı 25 derece olsun. O zaman kaşığın sıcaklığını da işte 10 derece olarak alabilirim. Birinci yargı diyor ki ısı alışverişi mutfak ortamı süt ve metal kaşık arasında gerçekleşir diyor. Herkesin sıcaklığı birbirinden farklı olduğu için ısı alışverişi 3'ü arasında da olacak. Yani buradaki süt ısısının bir miktarını soğurken mutfağa aktaracak yani dış ortama aktaracak bir miktarını da kaşığa aktaracak dolayısıyla hem kaşığın sıcaklığı değişecek hem mutfak ortamının sıcaklığı değişecek. Yani mutfak ortamı büyük bir ortam olduğu için sıcaklığı fazla değişmez. Yani bir bardak sütün soğumasıyla diyelim ki mutfak ortamının sıcaklığı sadece bir derece değişti. Ya da yarım derece değişti. Önemli değil. Sonuçta mutfak ortamının sıcaklığı değişir mi abi? Değişir. Neden? Çünkü süt soğurken etrafa ne bırakıyor? Isı bırakıyor. E ısıyı kim alıyor? Mutfak ortamı alıyor. Mutfak ortamı ısı aldığı için sıcaklığı bir miktar artacak. Mesela 25.2 olacak biraz artacak. Sonuçta ısı aldı ve sıcaklığı değişti. E buradaki kaşık da eninde sonunda ne olacak? Oda sıcaklığına gelecek. Yani mutfak 25.2 olduysa kaşık da eninde sonunda 25.2 olacak ve buradaki süt de eninde sonunda 25.2 olacak. Yani uzun bir süre bekletildiğinde sütün de sıcaklığı oda sıcaklığına gelir, kaşığın da sıcaklığı oda sıcaklığına gelir ve mutfakta 25'ten 25.2'ye gelir. Bunların hepsinin sıcaklığı değişti mi? Değişti. O zaman hepsi arasında bir ısı alışverişi gerçekleşti. Çünkü kaşığın e, süte girmeyen kısmıyla da ilgili mutfağı ne yapıyor? Bir ısı alışverişi. Yani mutfağın sıcaklığı yüksek olduğu için kaşığın üst tarafına buradan ısı geliyor. Sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğru burada ısı geçişi oluyor. Alt tarafta da sütten kaşığa doğru ısı geçişi oluyor. Sıcaklığı yüksek olan süt. Dış ortamada sütten havaya doğru bir ısı geçişi oluyor. Sütün sıcaklığı azalırken kaşığın sıcaklığı artar. Evet bu da doğruydu zaten. Kaşık oda sıcaklığına gelecek. Diyor ki sütün kaybettiği ısı kaşığın aldığı ısı enerjisine eşittir diyor. Şimdi ısı alışverişi eğer sadece süt ve kaşık arasında olsaydı yani mutfak ortamı işin içerisine girmeseydi biz burada derdik ki kardeşim Q alınan eşittir Q verilen derdik. Kim ısı veriyor? Süt. Kim ısı alıyor? Kaşık. O zaman sütün verdiği ne kadarsa kaşığın aldığı da o kadardır derdik. Ancak ortama bir de mutfak eklendiği için biz bu eşitliği ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Yani şunu söyleyebiliriz. İşte sütün verdiği kaşığın aldığı A kaşık ya yani kaşığı A diyelim neyse. Bir de mutfak ortamının aldığı yani A1 ve A2 diyelim. Yani bu bunların toplamına eşittir diyebiliriz. Yani bu eşitlik yanlış. Sorumuzun cevabı 1 ve 2 C şıkkı. Termosların içine sıcak çay konulduğunda uzun süre çayın soğumadığını, soğuk su konulduğunda ise uzun süre suyun sıcaklığının artmadığı görülüyor. Bundan yıllar yıllar önce İbrahim Tatlıses bir açıklamasında termoslar nasıl oluyor da içerisine sıcak su konulduğunda onu sıcak tutması gerektiğini anlıyor. Soğuk su konulduğunda da onun soğuk tutulması gerektiğini nasıl anlıyor diye bir ifadesi vardı. Buna göre hava sıcaklığının 40 santigrat olduğu günde Termosa 0 santigrat sıcaklığında buzlu çay konulursa yargılarından hangileri doğru olur diyor. Şimdi öncelikle ısının transferinde 3 tane yöntem var. Bunları hızlıca hatırlayalım. 1. İletim yöntemi. İletim yöntemi en etkili katılarda oluyor. Çünkü katıların tanecikli yapısı çok sık ve düzenli olduğu için ısı katılarda iletim yöntemiyle transfer ediliyor. İkinci yöntemimiz konveksiyon yöntemi. Konveksiyon yöntemi de sıvı ve gazlarda etkili bir şekilde gerçekleşiyor. İşte döngü şeklinde ısının transferi. Yani öz kütlesi küçük olan yukarı çıkıyor. Öz kütlesi büyük olan aşağı iniyor. Ve ısı bu döngü şeklinde transfer oluyorsa biz buna konveksiyon yöntemi diyoruz. Şimdi üçüncü yöntemimiz ışıma yöntemidir. Isının ışık ile yayılması transferidir. Işık dediğimiz elektromanyetik dalgalardır. Ve herhangi bir maddesel ortama ihtiyaç duymaz. Yani ışıma yöntemi boşlukta dahi geçerlidir. Ancak iletim ve konveksiyon yöntemi boşlukta olmaz. Ya katı, ya sıvı ya gaz bir madde, bir ortam olması gerekiyor. Şimdi bir diyor ki termosun kapakları açılırsa termos içine konveksiyon yoluyla ısı girer diyor. E kapağı açarsan burada ne var? Hava var. Yani bir gaz var. Dışarıda da hava var, gaz var. E gaz varsa biz konveksiyon var deriz. E zaten içerisinde 0 derecede buzlu çay var. Dışarısının da 40 derece olduğunu söyledi. E bu da sıvı. Sıvılarda da zaten en etkili yöntem konveksiyon. Dolayısıyla sıvı ve gaz olduğu için konveksiyon yöntemiyle ısı içeri girer. Bu tamam. Parlak dış yüzey çayın ışıma yoluyla sıcaklığının artmasını yavaşlatır. Termosların hem iç yüzeyleri parlaktır hem de dış yüzeyleri parlaktır. Dış yüzeylerinin parlak olması dışarıdan gelen güneş ışığının termos'a çarptıktan sonra yansıyarak ortamı terk etmesidir. Yani termos bu ışığı emmesin diye. Emerse sıcaklığı artar. Sıcaklığı artarsa onu içeri yansıtır diye. Yani içerideki sıvıyı ısıtır diye. Dolayısıyla dış yüzeylerinin parlak olması dediğim gibi güneş ışığının termosu ısıtmasını engelleme amaçlı yapılıyor. Yani ışıma yöntemiyle sıcaklık artışını yavaşlatma amaçlı yapılıyor. Yani bu da doğru. Şimdi termosların iç yüzeyleri de parlaktır. İç yüzeylerinin parlak olmasının nedeni de sonuçta sıvı da sıcaklığından dolayı bir elektromanyetik dalga yani kızıl ötesi ışın yayınlıyor. Yayınladığı ışınlar termosun içine çarpsın tekrar termosa dönsün diye. Yani bu yansıtmalar sonucunda bu ısı ne yapamıyor? Dışarı kaçamıyor. Kendi içerisinde böyle git gel yapıyor. Sürekli kendi içerisinde yansıyor. Dışarı kaçmıyor. Dolayısıyla içerideki ısı dışarı kaçamamış oluyor. Dışarıdaki ısı dış parlak olduğu için içeri girememiş oluyor. Zaten termosun amacı da dışarıyla içeriği izole etmek. Yani içine soğuk koyarsan soğuk kalmasını sağlıyorsun. Sıcak koyarsan sıcak kalmasını sağlıyorsun. İbrahim tatlı sese duyurulur. Yani iç ortamla dış ortamı izole ettiğimiz için ne olmuyor? Soğumuyor ya da ısınmıyor. Şimdi vakumlanmış bölge hava alırsa çay daha hızlı ısınır diyor. Şimdi burada vakumlanmış bir bölge var. Yani havası alınmış bir bölge var. Biz burayı biraz büyütelim. Şöyle şurada inceleyelim. Şimdi burası vakumlu olduğunda içerisinde hava falan yok. İçerisi 0 derece çay, dışarısı da 40 derece hava var. Şimdi biz buraya hava koyduğumuzda artık ısı hava tarafından aktarılmaya başlar. Ama burada hava ya da hiçbir şey olmadığında biliyoruz ki biz iletim yöntemi ne istiyor? Katı istiyor. Konveksiyon yöntemde sıvı ya da gaz istiyor. Eğer sen buraya hava koymazsan, vakumlarsan iletim yöntemini engellemiş oluyorsun. Konveksiyon yöntemi de engellemiş oluyorsun çünkü bu ikisi maddesel ortamlarda ilerleyebiliyor. Ama buraya hava alırsa bir şekilde burası delindi, hava girdi. Hava girerse artık hava tarafından dışarıdaki ısı içeri doğru, çünkü sıcaklığı yüksek olandan düşük olana doğru ısı ne olacak? Aktarılacak ve biz artık bunu uzun süre koruyamayacağız. Yani daha hızlı ısınacak. Yani termos özelliğini kaybetmiş olacak. Yani bu da doğru. O zaman sorumuzun cevabı 1, 2, 3 yani E şıkkı. Özdeş iki fincanda sıcaklık ve kütlesi eşit olan su bulunmaktadır. Isı sığaları ve sıcaklıkları eşit metal ve cam kaşıklar her biri kendilerinden daha sıcak su bulunan fincanlara bırakılıyor. Fincanlardaki su kaşıklarla ısıl dengeye ulaşıyor. Isı alışverişi yalnızca su ve kaşıklar arasında olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bizim iki tane özdeş fincanımız var. Fincanları yuvarlak çizemeyeceğiz. Böyle çizelim. Önemli değil. Bunların içerisinde kütlesi ve sıcaklıkları eşit olan su var. Yani diyelim burada 100 gram su var. Burada da 100 gram su var. Kütleler aynı. Bunun içerisindeki su 90 derece. Diyelim bunun içerisindeki su da 90 derece. İkisinin içerisine de kaşık bırakıyoruz. Bir tanesi metal bir tanesi cam. Ama bunların ısı sıraları ve sıcaklıkları da eşit olan kaşıklar. Şimdi ikisini de şöyle yapalım. Bir tanesi metal kaşığı temsil etsin, bir tanesi de cam kaşığı temsil etsin. Farklı bir renk yapalım, anlaşılsın. Bu da camı temsil etsin. Soru bana diyor ki bu kaşıkların sıcaklıkları aynı ve sıcak sudan daha düşük. Yani diyelim bu kaşığın sıcaklığı 20 derece olsun. Bunun da sıcaklığının 20 derece olduğunu soru bana söyledi ve bunların ısı sığaları eşit dedi. Bak kütle değil, öz ısı değil, ısı sığaları Isı sırası büyük C ile gösterilir. Maddeler için ayırt edici bir özellik değildir. Maddenin kütlesi ve öz ısısının çarpımına denir. Şimdi diyelim buradaki metal kaşığı temsil ediyordu. Buradaki de cam kaşığı temsil ediyordu. Metalin kütlesinin 2M olduğunu, öz ısısının da C olduğunu düşünelim. O zaman buradaki camın, kaşığın kütlesinin M, öz ısısının da 2C olduğunu düşünebilirim. Yani ben burada bu C ve 2C'yi tamamen rastgele verdim. Benim için önemli olan nedir? Kütle ve öz ısılarının çarpımları eşit olsun yeter. Yani sen istiyorsan cama ikem de öz ısına c de. İşte metale gel 2c'ye m de. Fark etmez. Benim için ikisi de ikem c mi ikem c. Isı sıraları aynı mı? Aynı. Şimdi bunlar eninde sonunda bir denge sıcaklığında buluşacak. Ve bunların denge sıcaklıkları kesinlikle birbirine eşit olur. Yani 90 ile 20'nin arasında örnek veriyorum. 80 derecede bizim buluştuğumuzu düşünelim. O zaman buradası da 80 derecede buluşur. Neden böyle? Çünkü Q alınan Q verilen mantığına göre biz ne yapacağız? Bir tanesi ısıyı alıyor. Bir tanesi ısıyı veriyor. Ve bu tarafa diyeceğiz ki işte M1 çarpı C1 çarpı delta T1 eşittir. M2 çarpı C2 çarpı delta T2 diyeceğiz. Şimdi bu tarafta 100 gram su var. Bu tarafta da 100 gram su var. Yani Q verilen dediğimiz sıcaklığı yüksek olanın bilgileri aynı. Dolayısıyla alanın da sonuçları aynı olur. Yani asıl sebebi aslında buradaki ısı sıralarının eşit olmasından dolayı delta t'lerinin de eşit olması gerekmesi. Yani Q eşittir mc delta t mantığında anlatmak istediğim şu mc'ler aynı olunca delta t'ler de aynı oluyor. Bunu anlatmak istiyorum. Yani bu 80'de buluşuyorsa bu da 80'de buluşur. Çünkü kaşıkların ısı sıraları aynı. Dolayısıyla içerisine bıraktığımız suların da kütleleri ve sıcaklıklar aynı olduğu için. Kaşıkların ilk sıcaklıkları da aynı olduğu için bak her şey aynı. Sadece bir tanesi metal bir tanesi cam. Peki hocam bu hiçbir şey etkilemez mi? Bu ısı iletkenlik kat sayısının farklı olması anlamına gelir. Yani metal cama göre ısıyı daha çabuk transfer eder. Dolayısıyla ikisi de 80 dereceye gelir ama örnek veriyorum bu 5 dakikada geliyorsa bu 7 dakikada gelir. Yani ısı iletimi hızlı olan yani metallerin ısı iletim hızı fazla oluyor. Isı iletimi hızı fazla olan kısa sürede bu dengeye kavuşur. Ama kavuştuğu yer 80'dir. Çünkü dediğim gibi bu delta T'yi belirleyen ana faktör MC'lerin çarpımıdır. Dolayısıyla suyun MC'sinin çarpımları ikisi için de aynıdır. İkisi de 100 ve kütleleri aynı, ikisi de C'leri aynı, su ikisinin de sıcaklıkları aynı, her şey aynı. Metallerin de MC'lerinin çarpımı MC'lerinin çarpımı aynı olduğu için Dolayısıyla delta T'ler aynı olacak. Yani ikisi de aynı denge sıcaklığına ulaşır. Isıl denge sağlandığında metal kaşığın bırakıldığı suyun sıcaklığı daha fazladır demiş. Hayır. İki suyun da son sıcaklıkları aynı olur. Diyelim 80 olur dedim. Isıl denge sağlandığında kaşıkların sıcaklık değişimleri eşittir. Evet, 20'den 80'e, 20'den 80'e. Yani bunun delta T'si de 70'tir örnek veriyorum. Bunun delta T'si de aynı şekilde 70'tir diyebiliyorum. Dolayısıyla eşittir doğru. Kaşıklar ısıl dengeye ulaşana kadar eşit miktarda ısı alırlar diyor. Şimdi Q alınan eşittir. Q verilen demiştim. 2 kaşığında delta T'lerin aynı olduğunu söyledim. MC'leri de aynı. Dolayısıyla Q eşittir. MC yerine 2MC yazacağım. Çünkü 2MC olarak belirledim. Delta T yerine de işte 20'den 80'e. 20'den 80'e kaç var bu arada? 60 var. Ya bura nasıl 70 çıktı? 60 var. Buradaki de 60. Önemli değil böyle hatalar olabiliyor. Buraya da geleceksin 60'ı yazacaksın. E dolayısıyla bu kaşık ne kadar ısı aldı bu kadar. Yani 2 mc çarpı 60 kadar ısı aldı. Diğer kaşık da 2 mc çarpı 60 kadar ısı aldı. Zaten suyun verdiği ısılar da aynı. Sonuçta bu su 90'dan 80'e indi. Bu su da 90'dan 80'e indi. Bu su Q kadar ısı veriyorsa bu su da Q kadar ısı verdi. Çünkü aynı sıcaklıktan aynı sıcaklığa indi. Peki bunların verdiği Q'yu kim aldı? Kaşıklar aldı. O zaman bu kaşık Q kadar ısı aldı. Bu kaşık da Q kadar ısı aldı. Yani suyun onlara verdiğini aldılar. Su ikisine de eşit verdiği için onların ikisi de eşit aldı. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3 E şıkkı. Aşağıda bir dağın belirli A, B ve C noktalarının yerden yüksekliğini gösteren model verilmiştir diyor. Buna göre A, B ve C noktalarında suyun kaynama ve donma noktalarının büyüklük ilişkisi hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi maddeler su gibi davranan özel maddeler ve geri kalan yani diğer maddeler normal maddeler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Öncelikle burada su gibi davranan özel maddeleri, burada da normal maddeleri hatırlayalım. Basınç şartları değiştiğinde maddelerin hal değiştirme noktaları değişir. Yani erime noktası, kaynama noktası ve donma noktası değişir. Normal şartlar altında suyun donma noktası kaç derecedir? 0 derecede su donar. Aynı zamanda erime noktası yani buzun erime noktası da 0 derecedir. Yani donma noktası erime noktası aynı noktadır. Su soğutulurken 0'a geldiğinde donmaya başlar. Buz da ısıtılırken 0'a geldiğinde erimeye başlar. Aynı nokta. Şimdi basınç arttığında bu nokta ne olur? Azaldığında bu nokta ne olur? Hatırlayalım. Şimdi diyelim dışarısı eksi 5 derece. Soğuk bir hava var ve kar yağıyor. Şimdi yerdeki kar erir mi? Eksi 5 derecede kar erir mi? Erimez. Çünkü karın erimesi için sıfır dereceye gelmesi lazım. Ama sen bu karın üzerine ayağınla bastığında bastığın yerde bir sıvılaşma görüyorsun değil mi? Yani eriyor. Eksi 5 derecede kar erimiş oldu. Basınç arttığında sıfır derecede erimedi. Eksi 5 derecede eridi. Başka bir örnek vereyim. Kar topu oynamışsındır değil mi? Hepimiz oynadık. Şimdi kar topunu böyle sıkıştırdığında kenarlarında sıvılaşmalar görmüyor muyuz? Görüyoruz. Normalde hava eksi 5 derecede. Kar erimez değil mi? 0 dereceye gelmesi lazım ki erisin. Ama sen basıncı arttırdığın için eksi 5 derecelik bir havada kar erimeye başlıyor. Yani basınç arttığında artık erime noktası kaça düşmüş oldu? Eksi 5 dereceye düşmüş oldu. O zaman biz diyeceğiz ki eğer basıncı arttırırsak 0 dereceden eksi 5 dereceye indi. Biz bunu anladık. Şimdi normal maddelerde de bunun tam tersi oluyor. Yani burada 0'dan eksi 5'e bir gerileme oldu ya. Burada ise artma oluyor. Yani kafadan bir değer veriyorum. Diyelim bir madde var. Normal bir madde. Bu madde diyelim 40 dereceye geldiğinde eriyor. Örnek veriyorum. Basıncı arttırdığında bu 40 dereceye değil de artık 50 dereceye geldiğinde erir. Yani burada bir azalma oluyor. Normal maddelerde ise gördüğün gibi 40'tan 50'ye yani bir yükselme oluyor. Özel maddeler farklı davranıyor. Normal maddeler farklı davranıyor. Şimdi biz basınç arttığında sıfırdan eksi 5'e geldiğini öğrendiysek basınç azaldığında da tam tersi olacağını anlarız değil mi? Yani bu sefer sıfırdan eksiye gitmez de artıya gider. Yani ne olur? Artı 5 dereceye gelmiş olabilir. Mantık bu. Bu ise basıncın azalmasıyla 40'tan kaça iner mesela? 30'a inebilir. Yani bunda böyle bir etki oluyor. Farklı zıt bir etki yaratıyor. Şimdi biz buradaki ABC noktalarının basınçlarını sıralayabilir miyiz? Evet. A noktasının üzerinde açık hava basıncı fazla miktarda gaz olmadığı için küçük. B noktasının üzerinde daha fazla hava var. Dolayısıyla B noktasındaki açık hava basıncı daha fazla. C noktasının üzerindeki hava katmanı çok daha fazla olduğu için C noktasının basıncı daha da büyüktür. Yani biz basınç sıralamasında C büyüktür B diyeceğiz. B de büyüktür A diyeceğiz. Peki basıncın küçülmesi bu değeri artı değerlere götürmüyor muydu? O zaman basıncın en küçük olduğu yerde bu artı 8 derece olabilir. Basıncın biraz büyüdüğünde bu artı 5 derece olabilir. Basıncın biraz daha büyüdü. Diyelim C normal seviye olsun 0 derece. C bizim için normal yer olsun. Bu da 0 derece olsun. O zaman donma noktalarında en büyük olan kim? A. Demek ki donma noktasında A büyüktür. Kimden? B'den. Donma noktası B'den. O da büyüktür. Donma noktası C'den. Şimdi gelelim kaynama noktasına etkisine. Şimdi bir sıvının kaynaması için sıvının buhar basıncının Dış basınca yani açık hava basıncına ya da dış basınca eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla dış basınç arttığında kaynama noktası da zorlaşıyor yani artıyor. Normal şartlar altında su kaç derecede kaynıyor? 100 derecede kaynıyor değil mi? Eğer basıncı arttırırsanız basıncın artmasıyla birlikte su artık 100 derecede değil de 104 derecede kaynar. Mesela düdüklü tencerelerde basınç fazladır. Basınç fazla olduğu için kaynama noktası yüksektir. Basınç ne kadar artarsa kaynama o kadar zorlaşıyor. Dolayısıyla kaynama noktası da o kadar yükseliyor. E haliyle basıncın en büyük olduğu yerde su 100 derecede kaynıyorsa. Yani burası normal seviye olarak kabul ettim ya. Burası 100 ise basınç azaldığında artık bu 98'e inebiliyor. Basınç daha da mı azaldı? O zaman 96'ya inebiliyor. O zaman buna 100 dedim. Buna 98 dedim. Buna da 96 dedim. Yani en büyük olan C oluyor. Yani kaynama noktasında C büyük, kaynama noktasında B'den o da büyüktür kaynama noktası A'dan diyeceğim. Şıkları incelediğimde kaynama için CBA, donma için ABC sıralamasını arıyorum. ABC ABC olmaz. ABC CBA işte bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı oldu. Ve geldik testimizin son sorusuna. Isı iletim hızını etkileyen değişkenleri tespit etmeye çalışan bir kişi yapıldığı madde uzunluk kesit alanları aşağıdaki tabloda verilen çubuklar üzerinde gözlem yapmaya karar veriyor. Buna göre gözlem yapan kişi ısı iletim hızının niceliklerinden hangilerine bağlılığını ispatlayabilir? Şimdi sen bir şeye bağlı olup olmadığını ispatlamak istiyorsan diğer değişkenlerin tamamını aynı yapmak zorundasın. Mesela diyor ki bana kesit alanına bağlı olduğunu ispatlayabilir miyim? O zaman diğer faktörlerin hepsi aynı olması lazım. Yani mesela bu çelik ya bu da çelik olacak. Maddelerin türleri aynı olacak. Boyları aynı olacak. Sadece kesit alanları farklı olacak. İşte şimdi sen kesit alanına bağlı mı değil mi ne kadar bağlı olduğunu kıyaslayabilirsin. Demek ki biz elimizdeki verilerden İki tane çeliği alırsak yani K ve M'yi alırsak örnek olarak maddelerin cinsleri aynı, boyları aynı, sadece kesit alanları farklı. O zaman kesit alanını etkileyip etkilemediğini anlayabilirim. Şimdi diyor ki yapıldığı maddenin cinsi. Şimdi de her şey aynı olacak sadece cinsi farklı olacak. Mesela kesit alanları aynı olacak. İşte boyları aynı olacak sadece cinsi farklı olacak. Bakalım boyları LL kesit alanları SS bak aynı. Sadece bu çelik bu nikel. Gördüğümüz gibi bunları aynı yaptık bunlar etkilemiyor. Bunları aynı yaptık bunlar etkilemiyor. Sadece cinsleri farklı. O zaman biz yapıldığı maddenin cinsinin etkileyip etkilemediği hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela diyor ki boylarının diyor bağlı mıdır değil midir? Yorum yapabilir misin diyor. O zaman her şeye aynı olan sadece boyları farklı olan bir örnek var mı bunu araştırıyorum. Bak her şeye aynı sadece boyları farklı. Mesela bu çelikken bu da çelik olacak. Boylarına bakıyorum. Bunların boyları aynı. Yani boyları farklı değil ki. O yüzden buradan gidemem. Hemen bunları iptal. Her şey aynı olacak dediğim için bu da nikel, bu da nikel olsun. Bir de nikellerde deneyelim. Şimdi maddelerin cinsleri aynı. Maddelerin kesit alanları da aynı olmalıydı ki biz diyelim ki boyu 2L olunca şöyle oluyor, boyu L olunca şöyle oluyor. Yani boylarını kıyaslamak istiyorsan geri kalan her şeyin eşit olması lazım. Kesit alanları da eşit olması lazım. Ama eşit mi? Değil. O yüzden sen bunların boylarına bağlı olup olmadığını kıyaslayamazsın. Eğer bu iki esken bu da iki es olsaydı evet kıyaslayabilirdim ama öyle bir şey yapmamış. O zaman cevabımız yalnızca 1 ve 2 yani değişikliği oldu. Bu soruyla birlikte testin sonuna geldik. Bir sonraki testte genleşme testinde görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.